Geçiş çalışmaları 26.03.2016. Dağlarım, bugün burada oluşunuz bizlere mutluluktur. Düğün var bugün burada, ilmin düğünü. Hepimiz bu düğünde bire hizmetçiyiz. İlmi kalem olarak buradayız ve bu düğünde ağır yükü hafifletmek üzere biliş halinde sayfa sayfa tohum oluyoruz. Ağırdır yük. Altın tahtın ilmindeki o yücelikle biliniz ki altın ışığın gücüdür ama. Ağır yük ilmi kalemde aklın tahtıdır ve yoğundur. Biz o yoğun gücü Mikail'in kürsi kapısı olarak kodladık. Sığ dünya kalem olsun, kaha olsun, taht olsun diye çabaladık. Dürümlere indik, dilledik ve bilişe vardık. Ekmek yaptık. Elin ilmiyle ve ekmek Allah'ın ilmiyle tohumları kodladı. Bisui'nin gücü sistem, nizam ve düzenin gözüdür. Biz orada görevliyiz. Korkmayın, doğan güç Allah'ın gücüdür. Ki bu gücü bütünün gücü olarak tüm zamanların dürümlerinden dilledik. Yedi dünya kurduk. Her kürzi kapıda ışık kodladık. Toprak toplumu tohumlayıp kontrol altına aldık. Kaynak dışı hiçbir bilgi dürümlere çekilmedi. İnsanlık boyutlarında hiçbir zaman kontrol dışı biliş kodlanmadı. Kara ışığı ağır yük diye dilledik. İlmi kalemde bütünü güçlendirdik ve bitişe vardık. İlim, ilim dedik. Ailemizi güçlendirdik ve bugün burada mutlak kullar olarak çalışıyoruz. Kosova ilmini de size anlatmak isterim. Evet, ilk kez Kosova ilmi. Bugün burada size neden Kosova'dan söz etmek istiyorum, izah edeyim. Düğün tohumlamasında Kosova kontrolü sağlanmalı bugün. Dünyanın Kur'an'ı okunacak burada ama kodlanmış tohumların kontrol edici yoğunluklarının kaleme inmeleri gerekir. Miraç ilmindeki o yüceliğin bütünün gücünü dürümlere çekmesi gerekir. Ve bunun için kalemi kalem yapacak gücü devreye almalıydık. Bu güç kaynağın gücünden farklı, yoğun ışık halinde ve kapı kapı gezenlerin ilmi kaleminde Kosova'nın görevlileri tarafından kontrol edici bir yücelikle dürümlerin kari kaha sisteminden çekişe geçirilecek. Seviyeniz çok iyi, bunun farkındayız. Ama yoğunluğunuzu tohumlayabilmek için kontrol dışı olanların kürtlerini kodlamamız gerekir ki kodlanmışların kontrolü mümkündür. Suriye'den de size zaman zaman bahsettim. Bugün Suriye kapılarını da kalem yapabileceğiz. Çünkü rehin kalanların gücünü kodlamalıyız. Sığdır yaşam, hepimizin malumudur bu. Ama bu sığ yaşamı kontrol edebilecek olan güç ağır yükü hafifletme imkanına sahip olacak. Ve bizler ocağı kodlayacağız. Süper sistemleşmeyle bunlar olacak. Umut olur ki ulular diyarı olan yaşam Türkiye topluluklarıyla tüm topraklarda tohum olur ve kodlanmış ışık yetkin olarak bütünü güçlendirir. Sistem, nizam ve düzenden söz ettim size. Düğünde toplumun tohumlarındaki o yoğunlukta bütüne görev taşırken hepinizin yüceliğiyle bunu başardık. Şikayetim var mı? Artık yok. Dünya ölüleri artık diriliyorlar. Dürümlerdekiler yüceliklerle dürümlenip bütünlenecekler. Aklın tahtındakiler yaşama varıp bütünlenecekler. Hepimiz görevliyiz ama has ışıkla görev yapmak önemlidir. Türkiye'de çokları kontrollü olarak bugün bu çalışmada ilim kalemi olacaklar. Yaşamak budur. Suriye'deki yolcu Allah'ın yoğunluğunu tohumlamaya çekilecek. Bitiş halindeki bir sürecin son sistemini kodlayacağız burada. Dünyanın dışındakiler dünyayı hak edip dillerlerken bugünden sonra artık son altın ışıkla bereketli bir döneme geçirdiğini dileyecekler. Barışla sistem kodlanacak.
Barışla kodlanmış toplum tohumlarını kontrol edecek. Yine barışla ışık kontrolü sağlanacak. Her şey barışla olacak. Ama dünya barışından söz etmiyorum size. Yolculuğun yoğunluklarındaki o tohumların bilinçteki halinden söz ediyorum. O bilinç halindeki barıştan söz ediyorum size. Hepinizin daha güçlü olduğunuz bir yoğunlukta, hepinizin yüceliğindeki o dürümlerde, birlik kapılarında, başka sırrın ötelerindeki sırlara barışta hep size elimden söz ettim. Ama bundan sonraki süreçte artık sessizliğin sesindeki o barıştan söz edeceğim size. Devinim artacak ve yürekler kürzi kapıda bütünün gücünü kodlayacak. Hepimiz dünyalı olup çalışacağız. Türkiye çalışmaları ruhi kapıların kontrolü için şarttır. Ama toplumları bunu anlayacaklar. Ama Atlanta ata kapılarının açılması da gerekliydi. Ve dini kapıların tümünün kapatılarak yeni dönemde artık ati kapılarının açılması şarttı. Herkes daha güçlü bir dönemi bekler. Bu dünya için önemlidir. Ama bu güçlü dönem muktedriyetle bildiririz ki atideki güçte mevcuttur. Ve atideki güçte tüm zamanların füzi kapılarında artık din yoktur. Dirilik başlayacak. Bu dirilikte ilmi kalemde bütünün gücü dürenlerin dürümlerinden öteye varacak. Sistem, nizam ve düzenin gözü kök gökleri dürümlerken dirilik artacak. İşte canlar. Size bunları anlatmak istedim. Kur'an-ı Kerim der ki, Ran kapılarının tümü açıldığında 7. dünyada muktedir insan mürci olur ve yolu kök göklerden dürümler. Her şeyin örtüsünü örter ve bunu yapar. Merci olur. O merci levh-i kapıların tümündeki o yüceliğin gücüdür. Hepimiz o güçte bütüne hizmetçiyiz. 89. dürüme vardığınız zaman artık yol Allah yoludur. Ve o yoldan merdiven yoktur. Hepinizin gücü oradadır ve ortak zaman kapıları orada mevcuttur. O kapılar açılmadan ekmek olunmaz canlar. O kapılar açılmadan yol olunmaz. O kapılar açılmadan yaşam olunmaz. Ama o kapıya hak edip açabilmek artık sessizliği seslendirmekle mümkündür. Kendinizi hak edin, dinleyin. Hepinizin yüreğinde ses var. Duyumsayın. Ama duyumsarken ışığınızla duyumsayın ki o ses kontrollü olsun. Eğer ben sessizim derseniz yüreğinizi dinleyemediğinizdendir. Eğer ben sesleşebilirim diyecek güce varmışsanız murat ettiğiniz ne varsa ocağınıza iner ve siz o sesle kendi yüreğinizi seslendirirken bilinçle seslendirebilirsiniz. Tıpkı bugün burada yaptığımız gibi. Murat ederiz ki Tanrı kapılarında kontrollü kaynaklar bütünün gücünü tüm zamanların kürsü ışığında her anda diller ve sevgili sayfalarımızda görev taşınır. Her şey Allah'a hizmettir. Ama aklın ilmiyle yapılan hizmet önemlidir. Eğer sessiz zamanları dillerken ağır yükse bu zamanlar yüreğinizde, siz zaman sayfalarını kontrollü olarak kodlamadığınız içindir. Yer ve gök Allah'ın sırrıdır. Ama sırrın sırrını da anlamanız gerekir. Eğer bedeninizde göreviniz yoksa yolunuzda yüreğiniz olmaz ve o yürek olmadığında yaşamınız da kontrollü olmaz.